Devam ediyoruz Haber Global'de hafta sonuna. Profesör Doktor Berin Pehlivan, 50 Soruda Kanser kitabı elimde. Ben çok şanslıyım çünkü belki kendisinden sonra bu kitabı eline alan ilk insanlardan bir tanesi olabilirim. Daha piyasaya çıkmadan ben aldım elime kitabınızı. Çünkü yayın evinde gittiğimde gördüm. Dedim ki ne kadar güzel bir kitap dedim. Arkasına baktım, sevgili Erdoğan Aktaş'ın yazısı da var burada. Geçtiğimiz hafta içinde kitabın lansmanı oldu, yeni raflara çıktı ve dedim ki mutlaka bunu konuşmalıyız ve Berin Hoca'yı buraya davet ettim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Okuyanı, anlayanı, şifa bulanı bol olsun İnşallah. Diyelim. Neden böyle bir kitap yazdınız? Aslında şöyle, bu 20 yıllık bir onkoloji geçmişinin sonucunda 20 yıl boyunca hastalarımın, hasta yakınlarının ve öğrencilerin bana sorduğu sorulardan değerlendi. Kanserden biz çok korkuyoruz. Evet. Bilmediğimiz için aslında. Kanser zor bir hastalık ama kronik bir hastalık. Tedavisi mümkün olan bir hastalık. Daha da önemlisi, önlenebilir bir hastalık. Kaderimiz değil kanser bizim. Bütün bunları kaleme almak istedim ve biraz cesaretli olmaya çağırmak istedim insanlara. Çünkü ben hep çok cesaretliydim ve cesaretli olmak aslında çok büyük fark yaratıyor. Çok büyük başarı yaratıyor. Kendinizi daha güvende hissediyorsunuz, daha iyi hissediyorsunuz aslında. Ben de biraz bunun vurgusunu yapmak istedim ve biraz kanseri aslında bilinmeyen taraflarıyla anlatmak istedim. Şimdi kanser için hep amansız hastalık tanımı yapılır ya, herhalde oradan başlamak gerekiyor. Evet, şimdi bununla ilgili yaşayıp oldukça sıkıntı çeken, kayıplar yaşayan kişiler de vardır izleyicilerimiz arasında bizi izleyen, ama gerçekten amansız bir hastalık mıdır ve buna nasıl bakmamız gerekiyor? Belki biraz bakış açısını mı değiştirmemiz lazım artık kanserle Evet, mistik ilgili? Dünyadan gelen uhrevi bir bela ve başa çıkmak mümkün değil. Bu bizim kaderimiz ve kanser tanısını koyduğumuzda da hemen ölümle özdeşleştiriyoruz. Öleceğimizi düşünüyoruz. Hiç kimse diyabet tanısı aldığında, şeker hastalığı ya da kalp hastalığı tanısı aldığında öleceğini düşünmüyor. En azından büyük bir çoğunluk, ama biz kanser deyince hemen öleceğimizi düşünüyoruz. Aslında yapmamız gereken şey sadece bir sürecin bizi beklediğini bilmek ve ona göre de organize olmak. Bu bir hastalık, kronik bir hastalık ve artık büyük oranda tedavi edebildiğimiz bir hastalık. Özellikle de erken dönemde başvurursak ve erken dönemde tedaviyi başlatırsak. Zaten işte koruyucu hekimlik burada başlıyor ve evde de işte özellikle kadınlar için geçtiğimiz aylarda işte bu meme kanseriyle ilgili farkındalık zamanında Memeder Başkan'ın da burada ağırladığımızda, hani elle muayene, meme demeye bile aslında bazen utanan bir toplumuz ki özellikle kadınlar için en sık gördüğümüz kanser çeşitlerinden bir tanesi meme kanseri. Kendini muayene, insanın kendi vücuduyla ve bedeniyle belki tekrar tanış olması, barış yapması ve onu dinlemesi galiba evet, kıymetli aslında olan. vücudumuz bize sinyal veriyor. Biz sadece onları görmemezlikten geliyoruz, ihmal ediyoruz ya da başka şeylere bağlıyoruz. Zaten bizim en çok başa çıkmakta zorlandığımız hasta gruplarından biri kanseri kendisine, kanser tanısını kendisine yakıştıramayanlar ya da alacağı tedaviden korkarak aslında erken dönemde fark ettiği halde doktora başvurmayanlar. Vücudumuz bize bir şekilde, en sinsi giden pankreas kanserinde bile aslında vücut bir şekilde sinyal veriyor. Sinyal veriyor ve biz onları eğer dikkate alırsak, geçmiyorsa, hemen doktora başvurursak ve yapılması gerekenleri yapmaya başlarsak, çok erken evrede başvuruyoruz ve bizim en agresif, en kötü huylu dediğimiz kanseri bile tedavi etme şansımız olabiliyor. Bize sinyal veriyor, birçok belirtisi olabiliyor, başka şeylere bağlıyoruz ya da ne olduğunu anlamıyoruz, ama geçmediğinde aslında doktora başvurmak lazım. Biz biraz hem bazen hastalık hastası bir toplum olabiliyoruz, ama hep hastayız, ilaç almak istiyoruz, onu yapmak istiyoruz ama doktora gitmek istemiyoruz. Ya gereksiz galiba, yere gidiyoruz, evet, ya evet. Da şimdi şöyle, çok fazla bize de baskı var. Sağlık sisteminin kendi hastasını kendi ürettiğine dair özel Evet. sağlık gruplarının, özel hastanelerin özellikle bunu teşvik ettiği.
O yüzden biz de aslında check-up'larınızı yaptırın, geçmeyen bir belirtiniz olduğunu doktora gidin demeye çekinir hale geldik. Ama sonuç itibariyle bilim sürekli ilerliyor. Bilim bize hizmet ediyor ve çok fazla, özellikle Türkiye çok şanslı. Özellikle onkolojik tedavilerde çok şanslı. Birçok insan bizim ülkemizde artık tedavi edilmek için geliyor. Bunları kullanmamak da çok mantıklı değil. Çok artık teknoloji, bilim her şey çok gelişti, değişti. Ve gerçekten bunlar bize hizmet ediyor sonuna kadar. Bunları kullanmak gerekiyor. Kanser için ne tür şehir efsaneleri var? Şimdi çünkü çok basit o minik sorular da var hakikaten bununla ilgili. Hani nelere itibar etmek gerekiyor, itibar etmemek gerekiyor. Şimdi şöyle açtım mesela, süt ve süt ürünleri kanser yapar mı? Çocuk ve bebeklerde görülen kanser, işte rahim ağzı kanseri, işte şunu yaparsan şöyle olur, işte bunu yaparsan kanser olursun. Ya da haberlerde de veriyoruz, birçok çevremizde de görüyoruz. İşte ne derler, işte zararlı alışkanlıklar, işte sigara gibi ya da işte kilo, sağlıksız yaşam bunlara davetiye çıkarır diyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki bazıları var, acayip sağlıklı yaşıyor. Ömrü boyunca hiç sigara içmemiş, o olmamış, bu olmamış ama hasta oluyor. Hepsi birbirine karışıyor aslında. Bir korku kültürü oluşturuldu. Bundan tabii ki nasiplenmeye çalışan bir grup da var. Ve insanlar buna çok çok çabuk oyuna geliyorlar çünkü bir iksir arıyorlar. İşte bir besin arıyorlar, bir reçete arıyorlar. Onları kanserden koruyacak veya kanser oldularsa tedavi hemen edecek. İyileştirecek. Hep böyle tarihimiz boyunca bunlar vardı ve komplo teorileri de çok fazla kanser hakkında. Bilimden uzaklaştıkça komplo teorileri de artar biliyorsunuz. Tabii aslında mesela şu anda şey işte aslında kanserin mesela Küba, onu soracağım, evet, sizin kitabınızda da var. İşte kanserin çaresi aslında bulundu. Çaresi bulundu, edildi ama ilaç firmaları işte o çok büyük bir sektör olduğu için işte önünde duruyor mesela. Bunu bulan ve tedavi etmeye başlayan firma inanılmaz bir prestij sağlayacak. O yüzden de böyle bir şey olduğunda gizlemeye çalışmaları mümkün değil. Hele günümüzde her şeyin gizli kalamadığı, mutlaka deşifre olduğu bir dünyada bunu saklamak çok zor. Ve bundan da para kazanabilirler. O kadar basit değil kanser gelişmesi. Birçok mekanizma devreye giriyor, birçok yolak devreye giriyor. Onlardan birini bloke ediyor şu an ilaçlar veya tedaviler ama diğerleri çalışıyor. O yüzden de bu iş bu kadar kolay değil. Bilimden uzaklaşmamak lazım. Hep bilimin ışığında kalmak lazım. Bilimsel bakış açısı içerisinde kaldığımızda aslında biz o komplo teorilerine de çok fazla prim vermeyeceğiz. Peki Küba'da ne yapıyorlar? Küba şöyle. Gerçekten ne yapıyorlar? Çünkü Türkiye'de de bilinen birçok isim gitti. Orada işte aşı oldu, tedavi oldu. Gazetelere yansıdığı için söylüyorum. Arif Sağ en son gitmişti Küba'ya, orada tedavi olmaya. Yani ne yapıyorlar? Küba çok enteresan bir ülke. Gidip ziyaret etme ve orada bizzat aşılar hakkında bilgi alma şansım da oldu benim. Küba'da evet aşı konusunda çok ciddi çalışmalar var. Bakteriyel aşılardan başlayarak. Ama Küba aşısı denince şu an için bizim aklımıza gelen akciğer kanseri sadece. Diğer türlerde etkili değil. Akciğer kanserlerinde de belli bir alt tipinde standart tedaviler denendikten sonra işe yaramadığında uyguluyoruz ve genel olarak da belli bir süre için işe yarıyor. Maksimum 2 yıl, ortalama bir 7-8 ay civarında. O yüzden de tabii standartlara uymayan hastalık grupları her zaman olur. Oluyor. Çok daha uzun yaşayan, ben kitapta da onu belirtmeye çalıştım. İyileşme umudu olmayan hiçbir hastalık yok. O yüzden hepimizin çok olumlu davranması, olumlu hissetmesi, düşünmesi gerekiyor kanser tedavilerine başladığında. Ama oraya gitmeye gerek var mı bunun için? Çok yok. Çünkü aşılar buraya getirtilebiliyor. Sadece sağlıklı, belli standartlara uyarak gelmesi gerekiyor ilaçların. Nereden aldığımızdan eminsek burada da uygulatabiliyoruz. Ama lütfen sadece akciğer kanseri için soralım. Evet. Peki niçin hep işte uzmanlar diyorlar ki işte bu GDO'lu besin, hava kirliliği, işte şöyle böyle işte insanın aslında ömrünün uzaması, yaşam süresinin daha da uzaması, bunların hepsi bir neden kanserin daha da artıyor olması için. Ama teknoloji ilerleyecek. Maalesef tarımda farklı şeylerden geri dönüş neredeyse yok gibi bir şey.
hava kirliliği işte bilmiyorum ozon tabakası delinmişti, kapandı mı, kapanmadı, devam ediyor ve hava kirliliği artıyor. O zaman kanser de artmaya mı devam edecek? Şöyle kanser daha sık görülüyor gibi bir algımız var. İstatistikler evet biraz daha arttığını gösteriyor ama bunun en önemli sebeplerinden biri artan yaşam süresi. Çünkü önceden 30-35 yıldı, sonra 45-50 yıl oldu. Şimdi 70-80. Ben 20 yıl önce asistanlığım döneminde 70 yaşında hasta çok fazla görmüyordum. Ama şimdi hastalarımızın üçte biri neredeyse, hatta belki biraz daha fazla 70 yaş üstünde. Onlar için ayrı protokoller uygulardık. Şimdi giderek onları da normal genç yaş protokollerini uygulayıp uygulamayacağımıza bakıyoruz. O yüzden birazcık bu yaşın getirdiği bir hastalık. Ama her şey o kadar olumsuz olmuş olsaydı insan ömrü bu kadar çok uzamazdı. Biz ölmek istemiyoruz aslında. Bu mümkün değil tabii ki. Şu an için mümkün değil. İleride de bence olmasın zaten. Ama bu bilmemiz gereken şey en çok yaşam ömrünün uzamasına bağlı ve her şey bu kadar kötü olsaydı biz bu kadar uzun yaşamazdık artık. Bir de kanser tanısı alıp iyileşmiş insan sayısı çok arttığı için de etrafımızda kanserli hasta insan sayısı çok fazla. Kanser tedavisi almış, geçirmiş. Bütün bunlar sanki böyle algıyı kanser daha fazla görüyormuşuz gibi oluştursa da aslında o kadar korktuğumuz kadar, abarttığımız kadar da değil. Ama sonuç itibariyle bir hastalık. Nasıl kalp hastası, şeker hastası, yüksek tansiyon hastası oluyorsak veya başka bir hastalık, bu hastalıkta bir süreci başlatıyor bizim için ve bu süreçte önemli olan cesaretli olmak ve bu süreci en az zararla atlatmaya çalışmak, en iyi şekilde organize olmaya çalışmak ve inanın motivasyonu tam olan, olumlu düşünen ve kendisine iyi bakan insanlarda, hastalarımızda gidişat çok daha farklı oluyor. Rakamları çok soruyorlar. İyileşme umudunun ne kadar olduğunu soruyorlar. Ben bunları kesinlikle söylememeye çalışıyorum. Çünkü insanlar kafalarını kodluyorlar. Bize çalışmalar bir standart değer veriyor, aralık veriyor ama o standart değerlerin dışında olan, daha iyi veya daha kötü olan hasta gruplarımızda hep oluyor. Önemli olan o daha iyi olan gruba girmek için kendimizi motive etmek. Kafayı çok fazla kodlamamak, kanserle ilgili rakamlara çok fazla takılmamak gerekiyor. Olumlu düşündüğümüzde aslında birçok şey değişiyor. Mesela stres. Evet, kanser yapar mı? Ben geldim siz sormadan Hocam, konuya. Çok stresteyiz bu arada. Evet, şu olayı yaşadım ondan sonra bu kanser patlak verdi. Üzüldüm mesela. Evet. Bak üzüntüden kanser oldum. Şöyle kanser, stres tek başına kanser yapmıyor. Ama var olan bir kanserin ortaya çıkma sürecini hızlandırabiliyor, öne çekebiliyor. Ya da bir hastalık geçirmişsinizdir, kanser geçirmişsinizdir, tedavi olmuşsunuzdur. Ama stresli bir yaşam sürmeye devam ettiğinizde, stresinizi yönetemediğiniz bir yaşam sürdürmeye devam ettiğinizde, o zaman tabii ki hastalığın nüksetme ihtimalini arttırabiliyorsunuz. Hem hormonların aktif olmasından kaynaklanıyor, hem strese girip kendi yaşam şeklinize, düzeninize dikkat etmememizden kaynaklanıyor. Birçok sebebi var bunun. Ama tek başına stres kanser yapmaz, var olan kanseri belki birazcık daha öne çekebilir. Stressiz yaşam da mümkün değil. O da aslında değil. Bir de gereklilik de bazen evet, stres, o zaman da değil mi? depresyona giriyoruz. Hele biz ülke olarak, Türk milleti olarak adrenalin. Hiç alışık değiliz öyle sakin bir yaşama. Orada önemli olan stresimizi yönetmeyi becerebilmek. Onu yönetmeyi becerdiğimizde zaten birçok şey çok değişecek. Peki bir klişe soru da ben sorayım size. Hep duyduğum bir şeydi bu. İşte meme ya da işte rahim kanseri kadın. Ya işte bak 40 yaşına kadar işte evlenmedi, çocuk doğurmadı. Çocuk doğurmadığı için kanser oldu. Evet, hormonlar koruyucu etki yapıyor. Özellikle meme kanserinden koruyucu etki yapabiliyor gerçekten. Ama meme kanserinin çok tek etkisi, tek sebebi bu değil. O yüzden de önemli olan orada ne kadar mutlu ve düzenli yaşadığı. Evet, koruyucu ama tek faktör olmadığı için de bu kadar çok takılmamak lazım. Sağlıklı cinsel yaşam her şeyden çok daha önemli. Çocuk doğurmuş olabilir, birkaç tane doğurmuş olabilir. Sayısı arttıkça koruyuculuğu da artacaktır tabii ki östrojenden dolayı ama ve diğer hormonlardan. Sağlıksız cinsel yaşam da rahim ağzı kanserine sebep olabiliyor. Ya da stresli yaşam dediğimiz gibi bazı şeylerin daha erken ortaya çıkmasına sebep olabiliyor. O yüzden tek faktöre bağlamamak lazım. Tek bir sebep yok kanser oluşması için. Bizi kanser olmaktan kurtaracak tek bir sihirli reçetemiz de yok. İlacımız, bitkimiz de yok.
daha mantıklı davranmak lazım. Ben hep şunu öneriyorum. Bu işin sonu yok. GDO ülkemizde yasak ama bir şekilde maruz kalabiliyoruz. Pestisitlere, kimyasal ilaçlara, işte hava şartları, birçok kanserojen olabilecek şeye maruz kalıyoruz. Ama önemli olan bunlara ne kadar maruz kaldığımız. Belli bir limitin altında kaldığımızda biz zaten vücudun koruma mekanizmaları, savunma mekanizmalarıyla bunlardan uzaklaşabiliyoruz. Vücut bunları kendisi atabiliyor. Hı hı. Bir kimyasal ilaç çok yerseniz tabii ki vücut onunla başa çıkamamaya başlayacak ve vücutta birikecek. Ama belli bir limitin altında tükettiğimizde sorun olmayacak. O yüzden çeşitliliği arttırmak gerekiyor. Tek bir şeye iyi geliyor diye yüklenmemek gerekiyor. Tek Azı bir... karar, fazlası Evet, zarar noktasına aynen, belki. aynen. Kesinlikle o bizim mottomuz olmalı. Azar azar tüketmeliyiz. Aynı sebzeye, aynı meyveye, bitkiye yüklenmememiz gerekiyor ve belki de onları aldığımız yerleri de değiştirmemiz gerekiyor sık sık. Marketten alışveriş yapıyorsak onların markalarını değiştirmeliyiz ve ya da dışarıdan alıyorsak hep aynı yerden almamalıyız. Benim kitapta altını çizmeye çalıştığım şeylerden biri de evet büyük bir ülkeyiz. Kontrol mekanizmaları her zaman işlemiyor. Kontrol etmek çok zor ama Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın logosunun olduğu ürünlere de güvenmemiz gerekiyor. Onları tüketmeyi tercih etmemiz gerekiyor. Çünkü birçok organik ürün satılıyor, birçok belli vaatlerle ürün var piyasada ama bunlar gerçekten tüm koşullarına uyarak mı hazırlanıldı? Yani o alanın kimyasal ilaç kullanılmıyor olması bu ürünün organik olduğu anlamına gelmiyor. O toprağa düştüğü andan itibaren ulaştırıldığı yere kadar saklama koşulları, toplanma şekli birçok parametresi var. Onların hepsine uyulduğu anlamına gelmediği için etrafta satılan, internette gördüğümüz her ürün organik ürün ya da sağlıklı ürün değil. O yüzden burada en çok bence Tarım ve Ormancılık Bakanlığı'na güvenmek gerekiyor. Bir de şöyle bir şey var galiba. Özellikle kanserle alakalı, yaşam tarzımızla alakalı olarak hayatımızı devam ettirirken mesela eğer ailede varsa ona göre işte en son şeyi duymuştuk işte Angelina Jolie işte rahmini aldırdı, göğüslerini aldıracak, şöyle olacak, böyle olacak. Çünkü işte annesinde kanser olduğuna dair işte haberler çıktı. Ya da mesela işte benim ailemde hiç kanser yok. Demek ki ben hani hiç bu hastalığa doğru gitmeyeceğim. Ya da spiritüel açıdan son dönemde özellikle hem tedavi hem de olup olmama konusunda da bak gördün mü işte sen işte kendine güvenmedin işte atıyorum emzirmek istemedin bilmem ne yapmak istemedin bak meme kanseri olduğuna kadar gelen büyük bir yelpaze ile spektrumla karşı karşıyayız ve hepsi çok akıl karıştırıcı oluyor. Alternatif tıp dediğimiz geleneksel modern tıp alternatif tıp ne diyorsanız bazen uygulayıp şansla ya da belki inanarak iyi gelenler var ya da kötü gelenler var. Bunların hepsine cevap vermek hakikaten zor ama bir taraftan da sizin elbette işiniz de bu. Şimdi tek tek biraz bunları da konuşmak istiyorum sizinle ama en merak ettiğim bu sorunun cevabını söylemekten gerçekten dilimde tüy bitti ama inatla sormaya devam ediyorlar. Ben de inatla sonuna kadar söylemeye devam ediyorum dediğiniz soru hangisi? İnat nasıl beslenmeliyiz sorusu bize en Ha. çok gelen soru. Bizi en çok bunaltan soru da ve hepimiz de kaçıyoruz aslında. Yani Kaç? pozitif bilime inanan doktorların, doktor arkadaşlarımın hepsi bu sorudan kaçıyor. Biz kaçtığımız zaman da hastalar bunu bizimle tartışmak yerine başka alternatiflere yöneliyorlar ve çok olmadık kişilere ulaşabiliyorlar. Ama o kadar çok şey var ki artık gerçekten bu konuda da bizim onlara yetişme şansımız yok. Sanki biz böyle hastalıkları tedavi etmek için formatlandık. Koruyucu hekimlik hizmetlerini öğrenmediğimiz için tıp fakültesinde bunları da konuşmaktan kaçıyormuş gibi bir halimiz var. Aslında şöyle, sonuç itibariyle biz hücre metabolizmasını, insanın yapı taşını, her şeyi, fizyolojisini, her şeyi çok iyi biliyoruz. Ve mantık yürüterek, bilimsel çerçevede bakarak birçok şeyi zaten çözebiliyoruz ve okuyabiliyoruz da.
Bu işin sonu yok gerçekten bitkiler nasıl beslenmemiz gerektiği konusunda. Ama konuşmaktan kaçtığımızda da hastalarımızı başkalarına, başka şarlatanlara diyeceğim kusura bakmayın ama yönlendiriyoruz kendimizden. Bu konuda hepimizin, yani biz doktorların birazcık daha dikkatli ve özenli davranması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama ben radyasyon onkoloyum mesela. Hep söylüyorum, ben teknolojiyi kullanıyorum. Çok pahalı yatırımlar ve bu konuda çok şanslı bir ülkeyiz. Ben yıllarımı bu işi iyi yapabilmek adına harcamışım ama onlara çok takılmıyor hastaların birçoğu. Nasıl yiyeceğiz, içeceğiz diye soruyorlar. Şeker kanseri besliyor mu? Bu hastalarımızın %90'ının sorduğu bir soru. Hayır, beslemiyor dediğimizde fal taşı gibi gözler açılıyor ve inanmıyorlar. Yani orada tabii bunu sizin nasıl söyleyeceğiniz de önemli. Çünkü hasta baştan o sorunun kendi kafasındaki cevabını almadığında sizinle iletişimi de kopartabiliyor bu konuda. Şöyle, motivasyon çok önemli dedik. Yani iyileşeceğine, tedavilerden fayda göreceğine hastalarımızın inanıyor olması gerekiyor. Özür dilerim, lütfen sözünüzü unutmayın. Hep şöyle bir tartışmada olur ya, hastaya söylemek mi gerekir, söylememek mi gerekir? Hastadan saklamak mı gerekir, saklamamak mı gerekir? Hangi aradasınız Şimdi siz? şöyle, aslında hastalar bunu biliyorlar. Çünkü bir onkoloji servisine geliyorlar. Kemoterapi almak üzere geliyorlar ya da radyoterapi almak üzere geliyorlar ve bunu kültürel düzeyi, sosyoekonomik düzeyi en düşük hasta bile algılıyor. Sadece orada hasta yakınlarıyla yüzleşmek istemiyorlar. Bu çok net. Ve biz eğer hastaya söylemeyelim diye bir role bürünürsek, hasta çok ciddi bir şeyler olduğunu düşünüyor, daha çok korkuyor ve daha çok bunu konuşmaktan uzaklaşıyor. Oysa baştan bunu anlayabilecek düzeyde olan, yaşta ve kültürel düzeyde olan hastalarımıza bunu söylediğimizde bunun iyileşebileceğini ve sadece bir sürecin kendisini beklediğini uygun şekilde anlattığımızda hastanın bize uyumu da çok daha rahat oluyor. Bunu hasta biliyor ama gizlemiyor olması aslında onlara çok negatif bir duygu yüklüyor. Ama çok konuşmak istemiyoruz gerçekten. Birazcık da bizim kültürümüz tabii böyle bizi olayı kabullenmeye ittiği için kimse bir şey konuşmak istemiyor. Ne doktorla konuşmak istiyorlar, ne kendi işlerinde konuşmak istiyorlar. Ama hastanın bunu bilmesi gerekiyor. Her şekilde organize olması için, tedavilere organize olmak için, tedavinin yan etkilerine katlanmak için. Ve tabii ki süreçte eğer gerçekten olumsuz gidecekse kendi hayatını düzenlemesi için, kendinden sonrasındaki dönemi düzenlemesi için de bu hakkı ona vermemiz gerekiyor. Ama bunu çok yapmıyoruz ve gerçekten hasta üzerinde ben daha negatif bir etki uyandırdığını düşünüyorum. Maalesef geçtiğimiz yıl hani kaybettik. Çok daha yeni oldu Neslican. Siz de belki işte bir hekim olarak da onu takip ediyordunuz, bakıyordunuz. Hakikaten çok büyük bir umut olmuştu ve hem hastalığını kabullenir ama hem de bir taraftan da hem kendine hem de başkalarına moral verir bir tavrı ve durumu vardı. Siz az önce konuşmanın başında dediniz ya, işte bazı hastalar kendilerine yakıştıramıyorlar ve kabul etmiyorlar. Aslında bu da bizi olumsuz yönde etkileyen bir şey tedavi açısından. Nasıl karşılamak gerekiyor ki bunu acaba? Kanseri, hani insanın kendine yakıştıramaması, evet ben kanserim ya da ben hastayım diye kabul edip ona göre devam etmesi, soyutlaması. Çünkü artık şunu biliyorum ki mesela onkoloji ile ilgili psikologlar ortaya çıkmaya başladı. İşte farklı farklı hastalık alanlarında da psikolojik destek oldukça kıymetli olmaya başladı. Galiba burada bu önemli. Evet, moral, motivasyon, insanın kendini bu benim bedenim ve bu benim hayatım deyip sahip çıkması. Ama bir tarafta da gerçekten gerçekler var, çünkü kanser tedavisi benim de çevremde gördüğüm hakikaten çok da tatlı olmayan bir tedavi. Ama kalp hastalığı ya da şeker hastalığı yaşadığımızdaki bunun hani ağır formlarını da karşılaşabiliyoruz. Çok daha öldürücü hastalıklarla karşılaşabiliyoruz. Bir Doğru. enfeksiyon bile Ve bir bizi anda evet bir öldürücü. anda öldürüyor. Biz onlarla savaşıyoruz demiyoruz. Bence asıl yanlış Kanserle Savaş Derneği ile başlıyor. Ve kanserle savaş diye bir cümlenin kurulmasıyla başlıyor. Şimdi Neslican olayını ben çok girmek istemiyorum. Ben çok yakından da gözlemledim açıkçası. Çünkü benim çalıştığım hastanelerden birinde tedavi almıştı. Verdiği mesajlar tartışmaya gerçekten değer ama biz
birazcık tepki görmekten korktuğumuz için bunu çok fazla alelen söyleyemedik. Çünkü tüm kamu vicdanında tabii ki dokundu, etkiledi. Ama kanser savaşılacak bir şey değil. Öncelikle bizim bundan, bu fikirden uzaklaşmamız, bu cümleyi kullanmamamız gerekiyor. Kanser bir hastalıktır, onu tedavi ettirmemiz gerekiyor. Ve o tedavi sürecinde en az zararla atlatmamak bizim elimizde olan bir şey. Bizim motivasyonumuzla ilgili bir şey. Az önce söyleyecektim. Ben mesela işte yan alternatif tedavilere çok fazla karşı koymuyorum. Çünkü bu hastanın motivasyonunu arttıracaksa, inancını arttıracaksa, hasta kendisini daha iyi hissedecekse ve bundan yarar gördüğünü düşünüyorsa bunu yapmalı. Önemli olan bu aşamada dediğim gibi organizasyon ve motivasyon. Bunu zaten yaptığımız zaman biz tedavilerde ve tedaviden kaynaklanan yan etkilerde, hissedilecek yan etkilerde çok ciddi bir iyileşme görüyoruz. O yüzden de kanser savaşılacak bir şey değil, kanser tedavi edilmesi gereken bir hastalık. Erken evrede özellikle fark edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık. Ama daha önemlisi bizim kaderimiz olan bir şey değil. Bizim genlerimizden kaynaklanan kalıtsal kanser oranı sadece %10-15. Biz kendi kendimize yapıyoruz. Ama bazen o mekanizmaları kendi kendimize kanser olmayı müdahale etme şansımız da olmayabilir. Bazı şeyler vücutta kontrolümüz dışında gidiyor olabilir ama bunların oranı da gerçekten çok düşük. Bir ailede, sözünüzü kestim. Bir ailede kanserin çok görülüyor olması bunun kalıtsal olduğu anlamına gelmiyor. O aile bireylerin hepsinin bir şeyi yanlış yaptığı anlamına da gelebilir. İnanın sadece %10-15 kanser. Bu çok önemli. Bence oranı. Bu yaptığımız sohbetin en önemli manşeti buydu. Kanser savaşılacak bir şey değil, tedavi edilecek bir hastalıktır. Ve cesaret, yani cesaretli olmalıyız. Biz hayatımızda birçok olumsuzlukla karşılaşıyoruz. Onların hepsiyle nasıl mücadele ediyorsak, nasıl hepsini meydan okuyorsak, kanseri de meydan okumamız gerekiyor. Ne savaş, güzel anlattınız. Savaş kelimesi, baştan belki bizler yanlış yapmışız ya. Kanserde. Savaş o yüzden de sürekli karşımızda bir düşman büyütüyoruz. Değil mi? Ve o düşman hep üzerimize geliyor aslında. Evet. O zavallı bir hastalık. Ya başa çıkabilecek bir hastalık çoğu zaman. Özellikle erken evrede geldiğinde. Bunları bilirse kansere bakış açımız da değişecek. Bilmediğimiz için, bilmediğimiz şeylerden hep korkarız ya. Kanseri de bilmiyoruz. O yüzden çok korkuyoruz ama ben işte o kitapta biraz anlatmaya çalıştım. Nasıl güzel anlattınız. Yani böyle Berin Hoca bu anlattığı, hani profesör kendisi ama izniniz olsa böyle çıtı pıtı tatlı tatlı anlattı ya her şeyi. Gerçekten öyle yazmış bu kitabı da. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İlk yazdınız, ilk bizimle beraber oldunuz. Profesör Doktor Berin Pehlivan'ın 50 Soruda Kanser, korkularınıza hapsolmayın ve bir kez daha altını çizmek lazım herhalde. Bu sohbetin en büyük manşeti buydu. Kanser savaşılacak değil, tedavi edilecek bir hastalık sadece. Olaya buradan başlarsak devamı da gelecek. Şimdiden şifalar diliyoruz herkese ve teşekkür ediyoruz bugün bizimle beraber olduğunuz için. Biz yarın sabah konuklarımızla birlikte yine karşınızda olacağız Haber Global'de. Her zaman olduğu gibi kapatalım programı, unutmayın. Rüyalarınızı gerçekleştirmek için önce uyanmanız gerekiyor. Umarım bu sabah da bizimle uyandınız efendim. Hoşçakalın.